Merhabalar, ben Doktor Yeşim Demirel Barut. Göğüs hastalıkları uzmanıyım. Bugün size koahtan bahsetmek istiyorum. Neden bu konuyu seçtim? Çünkü televizyonda sürekli bahsediliyor koah diye ve benim hastalarım sürekli panik içindeler, koah mı olduk diye. Esasında koah yeni bir hastalık değil. Yaklaşık 40 yıldır, belki de 50 yıldır, belki de daha fazla bir süredir biliniyor ve biz tedavi ediyoruz bunu. Ama televizyonda bu kamu spotunun dönmesiyle birlikte insanlarda panik arttı. Ha kötü mü oldu? Kötü olmadı kesinlikle. Çünkü sigaraya karşı da bir bilinçlenme artmış oldu. Bizler sigarayı bırak dediğimiz zaman hastalar doktordur söyler gibi düşünüyorlar. Fakat bunun esasında ne demek olduğunu biz daha zor anlatıyorduk. Şimdi hastalar ben koah mıyım diyor ve biz açıkladığımızda daha rahat iletişim kurabiliyoruz. Koah'ın %90 sebebi sigara. Bunun hiçbir tartışması yok. Yapılan bütün araştırmalar bunu göstermiş. Sigara önce bronşlarda tıkayıcı bir hasar veriyor. Sonra hava keseciklerinde patlamalar oluyor veya harabiyetler oluşturuyor. Sonuçta da ortaya koah çıkıyor. Koahın iki parametresi var. Amfizem ve kronik bronşit. Bunlar koahı oluşturan iki tane hastalık. Bu hastalıklarla birlikte bir sürü insan bu tanıyı almasına rağmen Olayın içindeki tek suçlunun sigara olduğunu çoğu zaman bilmiyor ya da bilmemek işine geliyor. %90 suçlu sigara. Yapabileceğimiz şey ne? Şu. Siz karar verin, biz sizin bırakmanıza yardımcı olalım. Yapacağımız şey bu olabilir. 20 sene bir paket sigara içen birine KOAH'tır. Bu tanı kesin ve net. Bir paketten fazla içiyorsanız bu süre daha az demektir. Ha, sigaranın dışında başka etken yok mu? Evet var. Biyomas dediğimiz hava kirliliği ama esas etken sigara ve biz size yardım etmek istiyoruz. Siz bize başvurun, biz de size anlatalım ve yardımcı olalım. Birlikte bu caniden kurtulalım diyoruz. Teşekkür ederim.